Tekrardan merhaba. Videomuzun ikinci bölümünde ise plan menüsündeki 3D fotogrametri yöntemlerine bakacağız. Phantom 4 RTK'daki GSPRTK uygulamasında plan tuşumuza tıklıyoruz. Plan tuşumuza tıkladığımız zaman ilk videoda bahsetmiştik, toplamda 2 tane 3D fotogrametri yöntemimiz var. Bunlardan ilki Double Grid yöntem. Double Grid yöntem genellikle kameranın 60 derecede kullanılmış olduğu ve 2D fotogrametrinin aksine tek bir yönde grid yerine çift yönde grid tuşlar yapmamızı sağlar bir. Hemen örnek olarak 3D fotogrametri double grid yöntemine girelim. Buradan kendimize örnek olarak bir İstanbul'da model uçuşu yapmak için kendimize bir yer belirleyelim bir. İlk yapmamız gereken aynı 2D fotogrametride olduğu gibi alanımızı çerçevelerini vermek. Genellikle 3D fotogrametride uçuşlarımızın bacak yönünü binaların cephelerine dik yapmayı tercih ederiz. Ondan sonra şöyle genellikle aşağıdaki evlerin dizilimini de göz önüne alarak bir. Evet, bu güzel bir yöntem. Toplamda 38 bin metrekarelik bir alanda uçuş yapacağım. 2D fotogrametriden farklı olarak bir fark ettiyseniz bir drone'um önce bu noktadan başlayacak. Bütün uçuşumu aynı 2D'ymiş gibi tamamlayacak ama tabii ki de kameram 60 derecede. Sonra görevi bitirmeden diğer yöne doğru dönecek ve bu sefer de bu yönde 60 derecelik uçuşlarla görevimi tamamlamış olacak bir. Buradan uçuş yüksekliğimi geldim. Dedim ki 80 metreye getirdim. Hızım 6.3'e düştü. Zamana bağlı fotoğraf çekeceğim. Ya da diyelim ki havada çok hafif bir rüzgar var. Distance shooting yapalım. İşim bittiğinde return to home, yani drone görevi bitirdiğinde drone'u kaldırmış olduğum ve kaydetmiş olduğum home noktasına geri dönüş yapacak. Kamera settings'e girdiğiniz zaman 2D'den farklı olarak kamera açısını 60 derece olarak görebiliyorsunuz. Phantom 4 RTK'da 60 derece 3D uçuşlar için ideal bir yer. Matrix'te P1'i kullandığımız zaman genellikle 45 derece bir açı kullanıyoruz bir. Gelişmiş ayarlara girdim. 2D'de 70'e 80 bindirme oranı, 3D uçuşlarda otomatik olarak default değeri 80'e 80 olarak gelir bir. Eğer bu alan sizin için drone görev alanının dışına çok fazla çıkıyorsa ve bunu istemiyorsanız bunu manuele getirip ondan sonra bir drone'un ne kadar dışarı çıkacağınızı buradan kendiniz olarak ayarlayabilirsiniz. Ben genellikle oto kullanıyorum. Çünkü istemiş olduğum bu efektif alanı en iyi şekilde çıkarmak için drone'un bu kadar dıştan dolanması gerekiyor. Dışarıdan fotoğraf çekmesi gerekiyor diyelim daha doğrusu. Save diyelim. Save dedik. Buna da örnek veriyorum. İstanbul 3D-1 diye bir görevimizi kaydetmiş olduk bir. Şimdi tekrardan plan menüsüne geri dönüyorum. 3D fotogrametri multi oriente gidiyorum bir. 3D fotogrametri multi oriente'deki farkımız ise şu. Yine buradan bu sefer de tamamen kendime bir pilot bölge seçeyim yine. Evet, şurası olsun bir. Evet, şu ekranı hafiften size büyüteyim bir. Multi-orient yönteminde Phantom 4 RTK toplamda 5 defa uçuş yapar. İlk yapmış olduğumuz uçuş, önce şunların yüksekliklerini de ayarlayalım bir. Diyelim ki 90, hatta bunu da 80 metre yapalım. Aynı double grid'de olduğu gibi 80 metre ve 80 metre. Evet, şimdi ayarları size anlatalım bir. Benim ilk bu sağ tarafta işaretlemiş olduğum uçuş yüksekliği birinci uçuşum olan, yani kameranın 90 derecede yapacağı uçuşun, yani şöyle söyleyeyim, toplamda 5 adet uçuş yapacağız. Bunlardan birinci uçuşumuz 90 derece, 2, 3, 4 ve 5. uçuşlarımız ise 60 derecelik uçuşlar olacak şekilde yapılacak bir. Birinci uçuşumu, yani nadir görüntünü alacağı yapılacak uçuş 80 metre uçuş yüksekliğinde 6.3 hızda yapılacak bir. Sonra drone birinci görevini bitirdi. Turuncu noktaya geldi. Buradan hemen 2'ye tıklayalım bir. Drone ikinci görevinde
bu alanı yine 80 metreden 60 derecelik uçlarla tamamlayacak bir. Hiç inmeden tekrardan başa dönerek 3. uçuşunu tamamlayacak. Sonra gelecek 4. uçuşunu tamamlayacak ve 5. uçuşunu tamamlayacak bir. Görev süresini şuradan kontrol edebilirsiniz. 1. uçuşumuz 8 dakika 16 saniye sürecek. 178 fotoğraf toplayacak. Sonra 2. uçuşumuza geçecek. 8,5 dakika 213 fotoğraf. 3. uçuşumuz o da yaklaşık 8 dakika. Yani ortalama 41 bin metrekare alanda 5 tane 8'er dakikalık uçuş yapmış olacak bir. Oldu. Bu görev bunlar genelde uzun görevi oluyor. Ki böyle bir uçuş nereden baksanız bir 40 dakika dese de ortalama bir 45 dakikayı bulabilir bir. Tek bataryada bunu uçmaması da imkansız. Drone'umuz indikten sonra kaldığı yerden otomatik olarak zaten devam edecek bir. Bize her bacağın ne kadar sürdüğünü yukarıdan takip edebilirsiniz bir. Bütün görevimi ayarladım. Artık bundan sonra save diyorum. Buna da İstanbul 3D2 diye bir isim verelim. Evet, şu an drone'un bu sahada yapacağı bütün uçuşları, bütün bacakların hepsini ekranda görmekteyiz mi? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.